kapat oğlum. Burdur ve Menemen başları bizim için son derece anlamlı ve önemli. Biz belki de ligin en değerli takımlarından, hem ekonomik hem bireysel hem kalite bazında en değerli takımlarından bir tanesi olan Menemen gibi çok güçlü bir takımdan. Skoru bir hafta önce yenmiş, yenilmiş falan gibi çok ayrıntılara girmek istemediğim bir durumda. Kalite bazına baktığımız zaman belki de birinci ligde birçok takımın bile yakalayamayacağı en az 5 tane takımın arasına girebileceğini düşündüğüm ekonomik tarzda bir takım kurgularına ve isim kalitelerine değerlendirdiğimizde çok önemli bir takıma karşı oynadığımız ve kazanılan bir deplasman daha iki tane rakipten bir tanesi olan Iğdır ve Menemen maçları bizim için son derece anlamlı ve önemli. Biz gelişmekte ve değişmekte olan bir kulübüz. Bir sefer bunun altını çizelim. Bu gelişmekte ve değişmekte olan kulübün belli amaçlar dahilinde büyük bir mücadelesi ortada. Bunu hep beraber şahidiz ve görüyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki biz futbol sevdalılarımıza, Kastamonuspor sevdalılarına gerçekten çok büyük bir özgüven vermişiz. Ve bu beklentileri çok, çıtayı çok yükseğe çekmişiz. Alınan bu beraberlikten bile hoşnut olmayan bir kesimin varlığından söz edebiliriz. Evet, özgüven çok güzel bir şey. Özgüveni çok takdir ediyorum. Ve bu beklentileri yukarı çekmekten dolayı da çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Lakin oynadığımız her müsabakanın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, bu özgüveni eğer çok büyütürsek, ayaklarımız yere sağlam basmazsa, alınacak her puanın iç saha veya deplasman fark etmez. Alınacak her puanın bu lig için ne kadar değerli olduğunu unutursak, o zaman biz olmaktan çıkar, ligin seyrini unutur, matematiği bir tarafa bırakır. Zaten yaşam bir matematik, her fırsatta bunu söylüyorum, sadece saha değil. Dünya, yaşam, hayatımız bir matematik. O yüzden de bunu unutursak o zaman istediğimiz hedefe ulaşamayız. Biz alınan her puanın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve alınacak her puanın bizi çok daha büyük hedeflere götüreceğini biliyoruz. Bu konuda evet büyük bir takdir görüyoruz. Kaldı ki oyun formatımız buydu. Rakip çok değerli bir rakip. Önce rakiplerin bütün hepsine saygı göstermemiz gerekiyor. İyi kurulmuş veya kurulmamış, iyi para harcamış veya harcamamış hiçbiri önemli değil. Önemli olan burayı futbol sevdasıyla dolu bir şehir hale getirebilmek. Dedim ya, değişmekte ve gelişmekte olan bir şehiriz. O yüzden de hepimizin futbol adına vereceğimiz, alacağımız çok önemli bilgiler ve dersler var. Biz oyun olarak Menemen takımının ilk 15 dakikasında rakibin biraz daha baskılı oyunla boyun eğdik. Fakat daha sonra istediğimiz formatı, ki yediğimiz gol de çok erken bir gol oldu. Bu dakikalar arasında yediğimiz bir süreçti. Çok basit bir gol yedik. Zaten iyi takımlar basit goller yer maalesef ki. Biz de onlardan bir tanesini yedik. Ama daha sonra tamamen oyunun hakimi bizdik. Hele ikinci devre forveti ikileyince daha baskılı, daha kaliteli, daha oyuna hakim, daha pozisyon üretkeni olan bir takım haline döndük. Ve istediğimiz sonucu da aldık. Kazanabilir miydik? Tabii ki de kazanabilirdik. Ama alınan puanın çok önemli bir değeri var. Lütfen herkesin ayakları yere sağlam bassın. Biz çok doğru gidiyoruz. Deplasmanda rakiplerimizden bir tanesinden daha puanla döndük. 7 haftadır bu çocuklarımız başımızı öne eğmiyorlar. Her müsabakadan alnımızın akıyla çıkıyoruz. Çok şükür ki iyi ki bu çocuklara sahibiz. Ve hepsine bu anlamda sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ligin daha henüz 7. haftası bitti bizim adımıza. Ve ligin 7. haftası bittiği süreçte de daha ligin henüz fragmanını yaşıyoruz. Yani film başlamadı da. Filmin başlamasına daha çok uzun süreler var. Çünkü uzun bir süreç. Bu uzun süreçte araya reklamlar da giriyor.
Tanıtımlar da giriyor. Ama ligin film olarak başlamasına daha var. Daha gerçekçi bir süreç. İkinci devrenin başlarında artık yavaş yavaş küme düşmenin, şampiyon olmanın, playoff oynamanın bütün zorlukları ortaya çıkacaktır. Biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan takımlardan bir tanesiyiz. Ve bunu da değerlendiriyor muyuz? Değerlendiriyoruz. Çok büyük bir zaman dilimi yaşıyoruz. Önemli bir zaman dilimi yaşıyoruz. Ve bunu da kayıpsız geçtiğimiz için de çok mutluyuz. Alınan her puan çok değerli bizim için. Biz hala şu anda maç başı 2 ortalamanın çok üzerinde devam eden, seyreden bir takımız. Bu maç başı 2 ortalamayı biz sürdürdüğümüz sürece içeride almışız, deplasmanda almışız. Çok önemli ayrım gerçekleştirmiyor bizim için. Zor, dinamik, etkili, Soma gibi bu anlamda genç oyunculardan kurulu, son haftaların çıkış yapmakta olan, lige adapte oldukça daha etkin işler yapan, işte süperlikler yaşamış, birincilikler yaşamış çok değerli bir camianın takımı. O yüzden de zor bir maç bizi bekliyor. Bu zor maçın özelliklerinden bir tanesi dirençli bir takıma karşı oynayacağız. Varını yoğunu ortaya koyan ve gelecek vaat eden oyuncuların bir arada olduğu bir takım, rakip takım. Bunun için de karşımızda öyle genç ama çok mücadele eden bir takımla karşılaşacağız. Kazanmak istiyoruz. Ne olursa olsun Allah'ın izniyle başımız dik ayrılmak istiyoruz. Sahanın içinde mücadele edecek oyuncularıma şimdiden başarılar diliyorum. Biz belki de ligin en değerli takımlarından, hem ekonomik hem bireysel gibi çok güçlü bir takımdan. Skoru bir hafta önce 70-70 falan gibi çok ayrı bir takımın arasına girebileceğini düşündüğüm ekonomik tarzda bir takım kurgularından